Tamer Korkmaz, demek ki neymiş? Ankara'daki terör saldırısıyla alakalı 9 şüphelinin Hürriyet'in sorumsuz yayınları nedeniyle kaçtığından bahsediliyor. Hürriyet'in söz konusu yayını için sadece sorumsuzluk deyip geçebilir miyiz? Şöyle de sorabiliriz. Baronsal Hürriyet Ankara'daki katliamın perde arkasının aydınlatılmasını mı yoksa hasır altı edilmesini mi istiyor? Aydın Doğan'ın Hürriyet'i mi HDPKK'ya canlı başla destek veriyor. Ankara'daki canlı bombalar terör partisine barajı geçirmeye ayarlıydı. PKK ile DAEŞ'in ortak yapımı bir kontra saldırı olduğu ortaya çıktı. Bir başka deyişle DAEŞ kıyafetli PKK işi bir terör eylemidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 102 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdaki iki canlı bombadan birinin Yunus Emre Alagöz olduğunu açıkladı. DNA eşleştirmesi sonucunda adı geçen şahsın 20 Temmuz tarihli Suruç saldırısındaki canlı bomba... Duraman Ala gözün kardeşi olduğu anlaşıldı. Suruç katliamında neredeyse bütün işaret parmakları Daîş'i göstermişti. Suruç'taki canlı bombanın kimliğini hadiseden 14 saat sonra emniyete teslim edenler kimlerdi? El cevap HDP'lilerdi. Suruç saldırısındaki PKK izi veya bağlantısı özellikle göz ardı edilmeye, gizlenmeye perdelenmeye çalışıldı. Doğan medyası ve paralel medya Diyarbakır'daki mitingde patlayan bombanın PKK terör örgütünün işi olduğu gerçeğini nasıl hasır alta ettilerse Suruç'taki canlı bombanın HDP-PKK bağlantısını da gözlerini fal taşı gibi kapattılar. Her zaman söylediğimiz gibi gerçekler eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Tam da burada 17 Ekim 2015 tarihli Star'da yer alan çarpıcı bir haberin başlığını okuyoruz. Şok itiraf, Suruç katliamı PKK'nın işi. Haberde 20 Temmuz'daki saldırıyla ilgili soruşturmada önemli sonuçlara ulaşıldığından bahisle bombalı eylemin emrini Lorin Kod adlı PKK'lı Nazlı D'nin verdiği vurgulanıyordu. Mardin cezaevindeki PKK'lı Gülistan D'nin itirafçı olduğuna, Nazlı D'nin Suruç'taki canlı bomba eylemini bizzat organize ettim, eylemi kendi başıma düzenlemedim, komutanlarımla birlikte kararlaştırdık, bu patlamadan dolayı hareketimizin eli güçlenecek dediğine, Nusaybin'deki bir hücre evinde tanıklık ettiğini söylediğine dikkat çekiliyordu. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne bağlı gençlerin katıldığı toplantı canlı bombanın hedefi olmuş, 34 kişi hayatını kaybetmişti. Suruç'taki canlı bomba eylemi için terör partisinin eş genel başkanı anında saray gladiyosu yaptığı iftirasını atmıştı. Demirtaş silahlanma çağrısı da yapmıştı. Surucun hemen ardından PKK'nın terör eylemleri başlamıştı. Mister Demirtaş Ankara'daki terör saldırısından dakikalar sonra devlet yaptı diyerek bir kere daha iftira atmış. Böylelikle katliamı gerçekleştiren ve organize eden adresleri itina ile perdelemeyi amaçlamıştır. Ankara Tren Garı'nın önündeki 102 kişinin hayatını kaybettiği alanda sırıtarak dolaşanlar terör partisinin eş genel başkanıyla önde gelen HDP'lilerdi. Saldırıdan 9 saat önce Twitter'da Ankara'da Suruç 2'nin yaşanacağını haber veren iki maskeli hesaptan birisinin HDP'li vekil adayını diğerinin de PKK'lı bir militana ait olduğu saptandı. PKK terör örgütünün candan destekçisi, Cumhuriyet'in dünkü ilk sayfasında pek manidar bir başlıkla dikkat çekiyordu. Konsensüs Genel Müdürü Murat Sarı, AKP'nin yükselişi katliamla durdu. Eski kaşar siyah ajanı Gramfurler'in Fuller'in oyuncağı terör partisi eş genel başkanının katil diyerek çamur attığı adresler arasında AK Parti'nin de yer aldığı malum. Cumhuriyetteki haberde AKP'nin Ankara'daki katliamdan zararlı çıktığına ayrıca HDP'nin ise bu saldırıdan dolayı mağdur konumda bulunduğuna olayın birinci derecede hedefi olduğuna dikkat çekiliyordu. Ez cümle derin oyunları bozulmuştur mal meydandadır. Tamer Korkmaz Yeni Şafak